Aylık gayrimenkul piyasası değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'deki gayrimenkul satışları, konut satışları, konut fiyatları ve konut fiyatlarını diğer araçlarla karşılaştıracağımız yayınımızda Türkiye'deki gayrimenkul piyasasına ilişkin olarak neredeyse yılın tam ortasından bir görünüm vermeye çalışacağım. Bu video ekoekspertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi ilk gayrimenkul satışlarıyla başlayacağız. Yani içerisinde hem konut satışları hem de konut dışındaki gayrimenkul satışlarının olduğu veriler. Bu verilere baktığımız zaman Haziran ayı verilerini konuşuyoruz. 164 bin adet toplam gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bunu Haziran aylarının ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman 210 bin adet ortalamasında olduğunu görüyoruz. Buna göre baktığımızda gerilemenin çok fazla olduğu dikkat çekiyor. Ama buradaki önemli nokta aslında toplam gayrimenkul satışının içerisinde daha çok konut dışı gayrimenkul satışları, yani arsa ve tarlanın ağırlıklı olduğu gayrimenkul satışları tarafında olduğunu birazdan verileri söylerken görmüş olacağız. Konut dışı gayrimenkul satışlarımız Haziran ayında 84 bin adet olarak gerçekleşti. Bu da Haziran aylarının ortalamasına baktığımız zaman neredeyse 100 binler civarındaydı diğer aylarda. Böyle olunca burada yaklaşık %16'lık bir gerileme olduğu görülüyor konut dışı gayrimenkul satışlarında. Burada aslında karşılaştırmamız gereken diğer taraf konut satışları. Konut satışları uzun zamandır küçük gerilemeye devam ediyor. Ama konut dışındaki gayrimenkul satışlarına olan talep devam ediyordu. İlginç bir şekilde konut dışındaki gayrimenkul satışlarında da ilgi azalmaya başlamış gibi gözüküyor. Demek ki yatırımcılar, yani konut alamayanlar, ilgisini artık arsa ve tarladan da başka yatırım araçlarına çevirmiş olabilirler. Konut ve konut dışı gayrimenkul satışlarının dağılımına baktığımız zaman konut satışlarındaki dağılım zaman zaman toplamın içerisinde %40'lara kadar gerileyebiliyordu. Konut dışındaki gayrimenkul satışları %56-%60'lara kadar çıkabiliyordu. Ama son ay %48'e çıktığını görüyoruz. Konut satışlarının, yani aşağıdan yukarıya doğru bir çıkış var ama konut dışındakilerin azalmasından kaynaklı bir artış var. Yoksa konut satışlarında bir artış gözükmüyor. O halde konut dedik, konuta gelelim. Konut satışlarına geldiğimiz zaman 79 bin adet satış gözüküyor Haziran ayında. Haziran aylarının ortalaması 110 bin civarında. Haziran aylarında aslında genel olarak bir toparlanma bekliyoruz Mayıs ayı itibariyle. Ancak Mayıs ve Haziran ayları oldukça düşük performansta gidiyor. Yani ortalamaların altında seyrediyor. Geçen ay, yani Mayıs ayında günlük satışlarda ortalamaya yakın olsa da Haziran ayında ortalamanın altına inmiş durumda. Ama günlük olarak çalışma günü sayısı açısından fark var. Çünkü bayrama gidildi. Bayramlar dolayısıyla işlemler başka zamanlara ertelendi. Biraz öneye çekilmeye çalışılsa da çalışma günü sayısı azdı. Bir de bakalım günlük olarak satışlar açısından değerlendirelim. Böyle baktığımızda her tapu gününde 5200 tane konutun satıldığını görüyoruz. Ortalamamız 5500 civarında. Yani burada da ortalamanın altına indiğini görüyoruz. Demek ki Haziran ayı her açıdan baktığımız zaman ortalamaların gerisinde seyreden konut piyasasının yine yavaş ilerlediği bir ay olarak gözüküyor. Ve sıra geldi kredili konut satışlarına. Kredili konut satışlarına gelmeden önce ufak güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Sorularla Gayrimenkul Yatırımı kitabımız 2018 yılında çıkmıştı ve şu an 4. baskısına geldi. Haziran ayı içerisinde 4. baskı kitaplar elimize geldi. Bunun içerisinde gayrimenkulle ilgili merak ettiğiniz tüm konular yer alıyor. Ve biz her baskıda yeni konuları bunun içerisine eklemeye çalışıyoruz. Bu baskıda kısa süreli konaklamayla ilgili, yapı kayıt belgeleriyle ilgili, parçalı konut ediniimiyle ilgili ve tasarruf finansman şirketleri, yani evim şirketleriyle ilgili konut ediniimiyle ilgili konuları da bunun içerisine ekledik. IGD.com.tr'den GM okulu koduyla indirimli olarak alabilirsiniz. Kredili konut satışları demiştik. %8.9, yani toplam satışın içerisindeki payı sadece %9'larda. Öbür taraftan bakalım, nakit konut satışları %91'e kadar artmış durumda. Kredi yok denecek kadar az. Ortalamada kredi kullanımındaki rakam da 900 bin lira civarında. Yani konutunu almak isteyenler sadece konutun %27'lik bölümü kadarlık kısmını krediyle tamamlamaya çalışıyorlar. Konut satışlarını birinci el ve ikinci el olarak değerlendiriyoruz. Yani ne kadar sıfır konut satılıyor diye baktığımız zaman toplam satışlar içerisindeki payı %32'ler civarında. Biliyorsunuz %30-%31 civarında zorluyordu. Herhangi bir değişim
erişim yok. Birinci el konut üretimi de sınırlı gittiği için satışlarda %32 civarına takılmış kalmış durumda. Konut satışlarımızda uzun zamandır ilgi çeken ama son aylarda artık görece ilgiyi kaybetmiş alanlardan birisine geldik. Yabancıya konut satışları. Haziran ayı içerisinde 1400 adet konut yabancılar tarafından satın alındı. Toplam konut satışları içerisindeki payı ne diye baktığımız zaman %1.8 oranında olduğunu görüyoruz. Yani her satılan konuttan sadece %1.8'i yabancılar tarafından satın alınmış. Yorumunu yaparsak artık yabancıya satışın Türkiye'de çok favori olmadığını, buradaki yabancı satışlarındaki tarafın burada yabancıların ilgisinin azaldığını ya da Türkiye'deki düzenlemelerle birlikte yabancıların konut almasına yönelik teşviklerin azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi konut fiyat değişimlerine gelelim. Konut fiyat değişimlerini hem sıfır konutlar hem de tüm konutlar çerçevesinde inceleyeceğiz. İlk olarak sıfır konutların fiyat değişimleri ve sıfır konutların üretimindeki maliyet değişimlerini karşılaştıralım. Sıfır konutların fiyat değişimlerinin yıllık %49 olduğunu görüyoruz. Yani yeni bir konuttaki geçen seneki fiyatla bu seneki fiyat değişimini karşılaştırdığımız zaman %49 oranında bir değişim görüyoruz. Öbür taraftan konutun üretimindeki maliyet ne diye baktığımız zaman ise buradaki değişimin %71 olduğunu görüyoruz. Demek ki sıfır konuttaki üretim iştahının azalmasındaki sebeplerden birisinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu karşılaştırırken şuna dikkat etmek gerekiyor. Sıfır konut maliyeti anlık olarak bakılmakla birlikte konut üretimi 12-15 aylık bir sürecin sonunda gerçekleşiyor. Yani bunu bir defada üretilmiş olarak değerlendirmek bu açıdan yanlış ama bir tarih olarak karşılaştırmak gerekirse sıfır konutlardaki fiyat değişiminin maliyetin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi toplam konut fiyat değişimlerine bakalım. Konut fiyat değişimlerinde geçen senenin aynı tarihleriyle karşılaştırdığımız zaman fiyatların %45 oranında değiştiğini görüyoruz. Bunu TÜİK tarafından açıklanan enflasyonla düzelttiğimizde, yani enflasyonu aradan kaldırdığımız zaman bu defa -%17 konut fiyatlarının enflasyonun gerisinde arttığını görüyoruz. Bu 2018 tarihinden sonra bizim konut fiyatlarındaki reel değişimi değerlendirdiğimiz dönemde %13'lere kadar gerilemişti. Geçen ay atmış olduğum tweetlerde acaba %13'lerin altına kadar inecek mi demiştim. Bu ay görüyoruz ki %17'lere kadar gerilemiş oldu. Bundan sonra ne olacak göreceğiz. -%17, %20 daha devam ederse konut piyasasında ciddi bir düzeltme olduğunu artık netleştirmiş olacağız. Ama buradan yukarıya doğru gider mi? Benim beklentim açıkçası eksilerde bir süre daha gideceği yönünde. -17, -18, 20 yönünde belki bir süre daha devam edebilir. Mutlaka ondan sonra dip noktadan yukarıya doğru çıkmaya başlayacak ama şu an yukarıya çıkması için geçerli bir neden ben göremiyorum göstergeler arasında. Ama birkaç ay daha izleyelim, hep birlikte görelim. Konut piyasasındaki hareketliliğe bakalım. Konut piyasasında ilanların yaklaşık 70 gün askıda kaldığını görüyoruz. 2,5 aydan önce ortalama bir konutun satılmadığını görüyoruz. Kiralık piyasası konut piyasasına göre daha hızlı gitse de her zaman satılık piyasası daha yavaş, kiralık piyasası daha hızlı ilerlemekteydi. İkisini karşılaştırdığımız zaman ise kiralık piyasasında da ortalama bir konutun 23 günde kiraya verildiğini görüyoruz. Şimdi kiralık demişken bir kiralık piyasasına ilişkin hatırlatma yapalım. Bu sene Temmuz ayında biliyorsunuz 2022'de çıkmış olan %25 üst sınırının bittiği bir aydayız. Artık Temmuz ayından itibaren her kontrat yenileme tarihi gelen kiracılar TÜFE 12 aylık ortalamasına göre fiyatlarda düzeltme yapacak. Eğer kontratlarında farklı bir madde yoksa, genellikle TÜFE ortalamasında yapılıyor kontratlar, bu civarlarda bir artış olacağını söyleyebilirim. TÜFE 12 aylık ortalaması %65 civarında. Böyle olunca artık kiralarda ciddi bir düzeltme gelecek. Ancak bu 2 sene içerisinde %25 üst sınırından ödeyen kiralar için kiraların geride kaldığını, 1-2 yıl içerisinde yeni kira düzeltmeleriyle normal piyasa rayişlerine gelebileceğini tahmin ediyorum. Bunun bir başka etkisi daha olacaktır muhtemelen. Kiralık piyasasında uzun zamandır konutunu kiraya vermeyi düşünmeyen mal sahiplerinde olduğunu duyuyorum. Artık kiralardaki artışın sınırı ortadan kalktığına göre kiralık piyasasında bir miktar daha arzın piyasaya sürülebileceğini düşünebiliriz. Bu da kiralık piyasasını bir miktar da olsa rahatlatacaktır. Ne de olsa piyasaya daha fazla ürünün girmesi rakamlarda biraz daha esnekliği sağlayabilir. Konut fiyatlarındaki birim fiyatlardan da bahsedelim. Türkiye ortalamasında bir konutun 33 bin lira birim fiyata geldiğini görüyoruz. Yani her metrekare için 33 bin lira olduğunu düşünebiliriz. 100 metrekarelik ortalama bir konutun Türkiye standartlarında
standartlarında bugün 3.3 milyon lira olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da birim fiyatlar 47 bin lira, İzmir'de 38 bin lira, Ankara'da ise 26 bin lira. Başta da söylediğim gibi konut fiyatlarını birkaç araçla daha karşılaştıracağız. Biliyorsunuz konut piyasasında fırsat var mı yok mu diye hazırlamış olduğum videolar var. Bazen o videolar içerisinde farklı göstergelerle de paylaşıyorum. Şimdi bu video içerisinde hem dolar hem altın hem de asgari ücretle bir karşılaştırma yapacağız. İlk olarak dolarla başlayalım. Dolarda konut birim fiyatları 1000 doların altına iner mi diyorduk. Türkiye ortalaması için konuşuyorum. 1000 doların altına iner gibi yaptı ama son 2 aydır tekrardan yukarıya doğru çıkıyor. Dolarla konut birim fiyatının Türkiye ortalamasında 1037 dolar olduğunu görüyoruz. Acaba 1000 dolar yeni eşik olup buraya yerleşecek mi? 5-6 ay sonra belki bunu söyleyebiliriz. Ama şu an hala bu çizgide gelip gidiyor. Bir altına iniyor, bir üstüne çıkıyor. Son 2 aydır çizginin altına inmedi ama göreceğiz. Eğer inerse bir umut daha tekrardan yeşerebilir 1000 doların altına düşecek diye. Konut birim fiyatlarına bir de altınla bakalım. Altın ortalamasında Türkiye'de uzun dönemli ortalamada 14,5 gram altın olduğunu görüyoruz. Her bir metrekare konutun. Son ay gelen verilerle birlikte Türkiye'de ortalama bir konutun birim fiyatının 13 gram altın olduğunu görüyoruz. Yani ortalamanın altında seyrediyor. Tabii ki dış faktörler bunu etkiliyor. Yani altın fiyatlarına etki eden her unsur buradaki göstergemizde değiştiriyor. Ama şu an öyle gözüküyor ki altını olanlar için bir fırsat var gibi gözüküyor piyasada. Buna göre değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Ve son göstergemize geliyoruz. Asgari ücretle Türkiye'de 100 metrekare ortalama bir konutu kaç senede alabildiğimizin karşılaştırması. Bu uzun dönemli ortalamada 15,5 yıl gibi. Zaman zaman 27 yıla çıktı. Zaman zaman 11 yıla kadar geriledi. Son ayki verilere göre Türkiye'de 16,5 yıllık asgari ücretinizi verdiğiniz takdirde 100 metrekarelik ortalama bir konut alabiliyorsunuz. Asgari ücrette bir düzeltme olmadığı için, konut fiyatları her ay değiştiği için böylece konuta her ay erişmekte asgari ücret anlamında zorlanıyoruz. Ta ki yeni yılbaşı gelip de yeniden asgari ücretler belirlenene kadar bu böyle gidecek. Ortalamanın biraz üzerinde seyrediyor. Buraları bir süre ihmal ettim. Kusura bakmayın. Çok yoğun bir dönem geçirdiğim için video çekme fırsatı bulamamıştım ama tekrardan sahalara geri döndüm. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.